Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz acaba? İsmim Bahri Kaçar. Kekoğlu İnşaat firmanın sahibiyim. Bahri Kaçar, 12 yaşında yetim kaldık. Çomantaşı köyü, Bingöl Merkez Çomantaşı köyünde büyüdük. Ondan sonra iş makine operatörlüğüne atandık, çalıştık. İş makine operatörlüğü yaklaşık 10 yıl makine operatörlüğü yaptım. Dört kardeşim ve annemle beraber Allah'a şükür Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan geçindik. Tabii ki aç kaldık ama gene Allah'a şükür Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadık. 98 yılında kız kaçırdım. 97 yılında pardon evlendik. Ondan sonra 2000 yılında askere gittik. Askerlikten sonra gene geldik iş makine operatörlüğüne bir firmada çalışmaya devam ettik. Allah'a şükür çalıştık. 2004 yılında Karayolları'nın devlet taşeron işçisine oraya girmeye çalıştık ve girdik, çalıştık. 7 yıl çalıştık. Ondan sonra arkadaşlarla şöyle yani neden bir ticaret işini yapmayalım dedik. Üç arkadaşla birlikte bir eskavatör aldık. Her eskavatörümüzü yıl sonuna kadar amorti ettik. 4 yılda 5 eskavatör aldık. 2012 yılında Bahri Kaçar Kekoğlu adında firmayı açtık ve Bingöl'de daha güzel bir faaliyet, daha güzel bir çalışma, insanlara daha faydalı bir şey olmaya karar verdik ve yapsat işine girdik. 2012 yılında yapsata başladık ve yaklaşık 7-6 yıldır şu an Bingöl'de Kekoğlu firmasında diyebilirim ki önden gelen firmalardan biriyiz. Güzel bir hizmet veriyoruz. İnsanlara çok faydamız dokunuyor. Sıfır faiz, mesela sıfır faizle idare edebiliyoruz. Faizsiz, kredisiz insanlara ev verebiliyoruz. Tabii ki çok kişiyi de ev sahibi yaptık. Yeni projelerimiz var. Zaten bu 2016'da Kültürkent adında bir projemiz vardı. 250 dairemiz var. 250 dairemizin 60.000 TL peşin ayda 1500 veya 1000 olarak değiştirerek sıfır faiz 90 ve 60 ay vadeyle insanlara verdik ve yaklaşık 12 dairemiz kalmış. Hepsini sattık. Tabii ki Allah nasip ederse bundan sonra daha güzelini, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii ki insanlara faize ve bankalardan uzak tutup daha bu işi daha büyük bir geliştirmeye çalışacağız. Tam da bu noktada değinmek istiyorum Kekoğlu İnşaat'a. Kekoğlu İnşaat bugüne kadar ne gibi hizmetlere ve çalışmalara imza attı? Yani bizlere biraz firmanızı tanımını anlatır mısınız? Kekoğlu İnşaat, Bingöl'de inşaat sektöründe diyebiliriz ki önde gelen firmalardan biriyiz. İnsanlara verdiğimiz sözü anında verdiğimiz daha erken sözümüzü yerine getiriyoruz. İnsanları daha çabuk, daha güzel ev sahibi yapabiliyoruz. Güven veriyoruz. Yani diyebiliriz ki yılda 300-350 dairemizi satıyoruz insanlara. Yani belli bir miktarda idare edebiliyoruz. Faizsiz bankalara bulaştırmıyoruz. Allah nasip ederse Kekoğlu İnşaat Bingöl'de tabii ki daha güzel projeler, daha güzel yeni projeleri açacağız. İnsanları, herkesi ev sahibi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü her 20 bin lirası da olan, 100 bin lirası da olana ev vermişiz. İdare etmişiz. İnşallah idare etmeye de devam edeceğiz. Biraz da yapılarınızın donanımlarına değinmek istiyorum Bahri Bey. Kekoğlu İnşaat'ta ev sahibi olan insanlar ne gibi ayrıcalıklara sahip oluyorlar? Kekoğlu İnşaat'ın mesela verdiğimiz ayrıcalığı şöyle. Evlerinde herhangi bir eksiklik, eksikliksiz teslim ediyoruz. Artı 2 yıl garantisini biz veriyoruz. Her zaman ufak şeylerde anında eleman gönderiyoruz. Artı içinde hiçbir eksiği bırakmıyoruz. Yani A'dan Z'ye boiler eksiğinden tut, duş kabininden tut, vestiyerinden tut. Sözleşmelerimizde ne varsa aynen ve harfiyen yerine getiriyoruz. Ve bir de insanlara şöyle diyebiliriz ki adam diyebiliriz ki yani veya evi aldığı zaman aldığı gibi çıkmadığı zaman anında evimizi geri alıp başka ev verip veya parasını iade edebiliyoruz. Tereddütsüz, şartsız. O Bir inşaata başlamadan önce ne gibi özellikleri, koşulları dikkate alıyorsunuz? İnşaatta mesela şöyle yaptığımız zaman yaptığımız sözleşmelerde insanlara daha güzel hizmet verebileceğimiz sözleşmelerimize çok dikkat ediyoruz. Çünkü insanların güveni bizim için çok önemli. Bugün 250 dairemizden 12 dairemiz kalmış elimizde. İnan daha yapıları yeni başlamışız. Yani hepsini satmışız. Bu nedendir? İnsanlara verdiğimiz güvenden dolayıdır. Peki binalarınızın yapım aşamasında kaç kişilik uzman bir kadro ile çalışıyorsunuz ve kadronuzu kimler oluşturuyor? Kadromuzda yaklaşık 12 tane inşaat mühendisimiz
Yani 12 tane mühendisimiz bizzat kendimiz ve yaklaşık 500 tane de elemanlarımız var, işçilerimiz çalışıyor. 500 kişi orada şu an ekmek yiyor. 12 tane mühendisimiz var, teknikerlerimiz var. Ondan sonra yapı denetim var, belediye kontrolünün altındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın altında, kontrol altında çalışıyoruz. Tabii ki verilen bize ruhsatın aynen harfiyen resimlerini, resmi boyutlarını yerine getiriyoruz. Satış sonrası ne kadar desteğiniz mevcut peki Bahir Bey? Satış sonrası normalde biz 1 yıl veriyoruz ama diyebiliriz ki 5 yıl geçmiş, adamın ampulü patlamış, ampul bile göndermişiz. Bu kadar ince detayları tabii gönderiyoruz. Çünkü bizim için ufak şeyler basit olabilir ama adamlar için çok büyük. Peki şöyle bir soruyla devam edelim. Bingöl yatırım için uygun bir nokta mı? Bingöl yatırım için gerçekten uygun bir ilimizdir. Yatırım için zaten Bingöl yaklaşık 10 yılla bugünü yaptığın zaman %80 bir değişim farkı var. İşte bir bu terör olayları da olmasaydı daha güzel bir hizmet, daha güzel bir yatırımlar gelebilir. Allah nasip ederse inşallah bu da çözülür. Yani inşallah daha güzel şeyler de olur. Eskiden diyebilirim ki Bingöl'de 100 tane işçi çalışmıyordu. Şu an diyebilirim ki yaklaşık 30 bin tane işçi çalışıyor. Peki biraz da sektörel sıkıntılarımıza değinelim. Mutlaka ki Kekoğlu inşaatında her sektörde olduğu gibi karşılaştığı zorluklar, problemler vardır. Bunların başlıcalarını bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki mesela örneğin daire sattığımız insanlardan diğer bilim ki %80'ini almışız, %20'si kalmış, alamıyoruz. Tabii ki burada bizde böyle bir buradaki yöre hep yabancı değil, hep birbirimize olduğumuz için sıkıntı çekiyoruz, alamıyoruz. Tabii ki inşallah biz idare ediyoruz, bir şekilde artık temin ederiz. Biraz da merak edilen noktaya, yani ödeme kısmına değinelim Bahir Bey. Ödemede ne gibi ayrıcalıklar ve kolaylıklar sağlıyor? Ödemelerde biz daireyi sattığımız insanlarda asla şart koşmuyoruz. İlk önce kendisinden soruyoruz, nasıl ödeyebiliyorsun? Ve onun tüm şartlarını dinleyerek eğer şayet ki bizim ticaretimize uygun ödeyebiliyorsa o zaman ona uyarak yapıyoruz. Tabii ki mesela yani ne o mağdur olacak ne biz mağdur olacağız. Peki niçin Kekoğlu İnşaat? Yani insanlar sizleri niçin tercih ediyorlar? Biz, sizin diğerlerinden farkınız nedir? Farkımız insanları bankaya bulaştırmadan 90 bin TL'yi 0 faiz ayda 1500 taksit yapıyoruz. Yani hiçbir zorunluluk, hiçbir şey kefil yok. Tapusunu almak isteyen tapusunu veriyoruz. Yani mesela 150 bin liraya sattığımız dairenin 50-60 bin lirasını peşin almışız. Ayda 1500, sıfır vade, yaklaşık 60 ay vadeyle sıfır faizle herkesi ev sahibi yapmışız. Tabii ki geneli memurlardır. Bize gelenler geneli memurlardır. Bankalardan daha uzak durmak isteyen insanlardır. Allah nasip ederse projemiz normalde 2017 10. ayda teslim ediyoruz. 120 dairemizi Allah nasip ederse bu sene teslim ediyoruz. 2016 10. ayda teslim ediyoruz. Hayırlısı olsun. Peki bizler ilerleyen dönemlerde Kekoğlu İnşaat'ı nerelerde göreceğiz? İleriye dönük hedeflerinizden ve projelerinizden Hedeflerimizde tabii ki kendi memleketimizde yani inşallah diyebiliriz ki en üst seviyelere gelmişiz. Batıya doğru kaymayı düşünüyoruz. İstanbul olur, Ankara olur. Ankara'da gerçek yeni bir arsa almışız Allah nasip ederse. Tabii ki bu faaliyetlerimizi daha batıda, daha güzel illerimizde de çalışmalarımızı inşallah nasip olursa yaparız, düşünüyoruz. Şu an Ankara'da bir yerimiz var, yeni almışız. Nasip olursa oraya geçip oradan İstanbul'a geçmeyi düşünüyoruz. Biz de sizleri dilediğiniz bu noktalarda görmeyi diliyoruz. Bahir Bey, buradan son olarak ev ve arsa almak isteyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Tabii ki her zaman bunu tüm müşterilerimize herkese diyoruz. Herkes hak ettiği yerden alsın, hak edilen yerden alsın ki mağdur olmasın. Bugün eğer Kekoğlu İnşaat gerçekten bu işin hakkından gelmiyorsa almasınlar. Çünkü aldığı zaman yarın diğerlerine sebep olur. Ama eğer bu işin hakkından biz geliyorsak tabii ki öncelik her zaman bizimki olsun. Bahir Bey, vermiş olduğunuz bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel günler sizlerle olsun efendim. Biz teşekkür ederiz. Elinize ayağınıza sağlık.